Herkese merhaba. Bu bölümde hem hızlı işleme yöntemini hem de kraviçede iğne ardı ve Fransız düğümü tekniklerini öğreneceğiz. Kullandığım kumaş nazende kumaş olarak geçiyor. Bildiğimiz etamin kumaşlarından değil. Daha sıkı dokunmuş ve ince delikli kraviçe kumaşlarından. Bu kumaşların üzerine iki delikte bir işleme yapılıyor. Yani bir delik atlanarak işlem yapılıyor. Aslında delikler çok minik olduğu için çarpı işlemi yapmak zorlaşıyor. O yüzden birer delik atlayarak bu işlemi yapıyoruz. Önceki bölümlerde etamin kumaşta nasıl işlediysek aynı yöntemle işleme yapıyoruz. Buradan öğrendiklerinizi tüm etamin kumaşlarında kullanabilirsiniz. Şuradan başlayacağım. Sola doğru ilerleyeceğim. Aşağıdan bir çıkış yapıyorduk. Daha sonra çapraza batıp arkada şuradaki delikten geçiriyorduk. Bunu bir önceki bölüm anlatmıştım. Şimdi daha pratik işleme yapabilmek için hiç böyle kasma arkaya çevirip düğümle falan uğraşmamak için daha farklı bir yöntem göstereceğim. Yukarıdan başlıyorum. Bu kasma hiç kaldırmamak için bunu yapıyorum. Bu arada masaya koydum. Bir kısmı masanın dışında kalıyor. Şurada işleme yapacağım. Normalde kucağıma alarak şu arkayı boş bırakarak da rahatlıkla işleme yapabiliyorum. Şu an videoya çektiğim için masada nasıl yapıldığını göstereceğim. Yukarıdan batacağım bu sefer. Ve o şekilde düğüm yapacağım. Şöyle. Yukarı çaprazdan battım. Bunu tamamen batırmıyorum. Aşağıdan çıkarttım. Ve hemen şurada bir düğüm atıyorum. Bu düğümü attıktan sonra şu en son çıktığım yere tekrar batırıyorum. Aynı yere. Umarım netleşiyordur bu kısım. Batırıyorum. Hafif çekiyorum. Yarım çarpımı oluşturmuş oldum. Şimdi alttan çıkacağım. Üst sol çapraza batacağım. Alttan çıkacağım. Üst sol çapraza batacağım. Şablonuma göre bu şekilde 4 tane sola doğru ilerliyorum. Şimdi tek elimle ben hem alttan alıyorum hem üstten batıyorum. Böyle ilerliyorum. Bu benim hızımı kesiyor aslında. Bunun için şöyle bir yöntem gösterebilirim. Bir elim kasnağın altında olacak. Bir elim kasnağın üstünde olacak. Hangisi rahatınıza geliyorsa sol eliniz aşağıda olabilir. Sol eliniz yukarıda olabilir. Hiç önemli değil. Solak da olabilirsiniz. Hiç önemli değil. Siz böyle bir iki tane deneyin. Hangisinde rahat ettiyseniz o şekilde devam edin. Ben genelde sol elim yukarıda daha çok rahat ediyorum. Ama şu anki oturuş pozisyonumdan dolayı sol elimi alta alacağım. Sağ elim yukarıda. Yukarıdakiyle çapraza batıyorum. Alttakiyle iğnemi alıyorum. Önce bir çekeyim. Tamam. İğnemi hiç çevirmeden aşağıdan çıkıyorum. İttiriyorum. Bakın tersiyle ittiriyorum. Aldım. Yukarıdan batıyorum. Alttan alıyorum sol elimle. Yukarıya fırlatıyorum. Yukarı batırdım. Aşağıdan çıkarttım. Yukarıdan batırdım. Alttan çıkarttım. Diğer çarpımı tamamlıyorum bu arada. Bu arada ip şöyle olursa düğüm oluşur burada. Bakın şöyle çıkarırsam arada kalıyor, tamam mı? Bu yüzden buradaki ipin konumuna da dikkat etmeniz gerekiyor. Şurayı bir düzelteyim.
Bir dörtlü daha yapacağım şuradan. Çapraza batırdım. Şu ip hep böyle arkada olacak. Yani buna engel olmayacak. O şurayı da hafif tutabilirsiniz ki dolanma oluşmasın. Bakın şurayı hafif tutuyorum. Alttan çıkartıyorum. Daha sonra çekiyorum. Batırdım. Şu ipimi çekiyorum. Alttan çıkarıyorum. Ben de bu kumaşa yeni alışanlardanım. O yüzden şu an çok hızlı işleyemiyor olabilirim. Ama kesinlikle bu yöntem beni çok daha hızlandırdı diyebilirim. Ve daha keyifli. İşte ikide bir kasmağı çevirmeme gerek yok. Dörtlü daha çıkacağım buraya. İkide bir kasmağı arkaya çevirip düğüm atmaya vesaire gerek yok. Elimi bir aşağı bir yukarı götürmeme gerek yok. Gayet rahat bir şekilde ilerliyorum. Size de bu yöntemi öneririm. Tek bir dezavantajı var bence. Şu arka kısmı ittirdiğimiz için aşağıda çevirebilirsiniz iğnenizi bu arada. Ben tersinden çıkartıyorum. Bazen bu ipi çok uzun süre kullandığım zaman, şimdi bir hata yaptım, hemen geri döneyim. Aynı ipi çok uzun süre kullandığım zaman şu arka kısmı ittirdiğim için ip biraz böyle pamuklanmaya başlıyor. O yönden biraz dezavantajı var. Bunun da çözümü var. O da iki uçlu iğne almanız. Yani hem başı hem sonu sivri iğne şeklinde, delik olan kısımda iğnenin ortasında. Bundan da bahsetmiştim önceki videomda. Öyle bir iğneniz olursa çok daha rahat işleme yapabilirsiniz. Şimdi bir de bir takipçim sormuştu. Çapraz şekilde gitmeyi de gösterebilir misin? Arkası temiz olsun diye. Şimdi mesafe kısa olduğu zaman çapraza gidebilirsiniz. Arkada tabi diğerleri gibi böyle düz düz çizgiler oluşmayacaktır. Elbette ki onların da tekniği var ama ben şu anda bilmiyorum maalesef. Sadece kısa mesafe olduğu zaman direkt geçiş yapıyorum çapraza. Mesela şuradayım şu an. Şuraya geçip çapraz yapacağım. Yani çok fazla buna özen göstermiyorum açıkçası. Yani çok uzak bir mesafeden çapraza gideceksem ipimi kesiyorum ve tekrar bir ip takarak devam ediyorum. Şu an video çektiğim için kumaşa birazcık uzak duruyorum. Miyop olduğum için de delikleri çok rahat göremiyorum şu an. O yüzden çok hızlı işleyemiyorum ama gerçekten pratik bir yöntem olduğunu söyleyebilirim. Birazdan iğne ardı tekniğini de göstereceğim. Şöyle ipimi tamamlayayım. Şöyle ipi hep geride tutuyorum. İğnemin önüne atmıyorum. Yani şu tarafa atmıyorum. Geride tutuyorum bir yandan ki dolanmalar olmasın, düğümlenmeler olmasın. Şöyle arkaya atıyorum. Tabii yanlış yerden çıkıyorum. Bakın şöyle arkaya attım. Devam. Bu şekilde ilerliyorum.
Bir de size şunu tavsiye edeceğim. Mesela şablonda kahverengi şu kısım koyu kahve. Şu arada açık kahveler var. Önce tek bir rengi bitirmeye çalışıyorum. Bu rengi tamamladıktan sonra diğerine geçiyorum. Daha sonra ne bileyim kahve var. Üstüne kahveler, beyazlar. Bu şekilde sırayla gittiğim zaman hem işim daha kolay ilerliyor hem de şablona bakarken kafam karışmıyor. Unutmuyorum bazı yerleri de. Böyle işleyebilirsiniz. Like a bird on a tree. I'm just sitting here. I got time. It's clear to see. Bitirirken ne yapıyoruz? Bakın arkası da gayet temiz ve güzel görünüyor. Şöyle aralardan bir gezdiriyorum önce. Şöyle bir tane de düğüm atıyorum şu şekilde. Delikten geçiriyorum. Bir iki tane daha gezdirip ipimi kesiyorum. Elbette ki birazcık karışık görünecek. Yani ben %100 muntazam işlemenin sırrını bilmiyorum. Ben bu işte profesyonel değilim. Sadece bildiğim kadarını size aktarmaya çalışıyorum. İlla ki benim de bilmediğim birçok yöntem vardır. Hatta bazı teknikleri de yeni yeni öğreniyorum. Ama uzun zamandır kanaviçe zaten yapıyorum. Kanaviçeyi yeni öğrenmedim. Sadece dediğim gibi böyle hızlı işleme tekniğini mesela 1-2 sene önce öğrenmiştim. Öğrendikçe de size aktarmaya çalışacağım. Yine benim bilmediğim, sizin bildiğiniz ve çok da pratik olduğunu düşündüğünüz yöntemler varsa da yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Hep beraber öğreniriz bu sayede. Şimdi bir de iğne ardı tekniğini göstereceğim. İğne ardı tekniği de mesela şu kuştaki şu kısımda bir çizgi var. Şu kuyruk kısmında bir çizgi var. Burada çarpı yapmıyoruz. Normal hani iğne iplikle dikiş yaparsınız ya düz dikiş. O tarz bir dikiş yapıyoruz. Ama hep geriye geriye gittiğimiz için yani ardına doğru gittiğimiz için bu tekniğe de iğne ardı deniliyor. Yapımı çok basit. Ama iğne ardı yaptığımız zaman da arka taraf çok güzel görünmeyebiliyor. En azından ben belki pratik tekniğini bilmiyorumdur. Birazcık arkayı karıştırıyor bu teknik. Ama önden de bitmiş projelerinize çok daha böyle boyut kazandırıyor. Daha güzel görünmesini sağlıyor. O yüzden bu tekniğin olduğu çalışmaları yapmayı daha çok seviyorum. Şurada yapraklar var. Yaprakların arasından şöyle göstereyim. Yaprakların arasında hep iğne ardı yapılmış. Yaprağa böyle yön vermiş gibi duruyor. Ben de bir tanesine iğne ardı yapacağım ve birlikte nasıl yapıldığını göreceğiz. Şablonumdaki yönergeye göre iğne ardında tek kat ip kullanın demiş. O yüzden tek katlı bir ip kullanacağım. Bir de mesela şu arada iğne ardı yapacağım. Burada kullandığım ipten birazcık daha koyu bir ip kullanmam lazım ki belli olsun. Şablonuma göre DMC'nin ipleri kullanılmış. Benim elimdeki ip Ankor'un ipi. Kendi kafama göre uydurmaya çalışıyorum. Bundan bir kat ip alıyorum. Normalde iplerimi ikiye katlayıp iğneme öyle geçiriyordum. Fakat burada tek kat ip kullanmamı istediği için iğneme direkt geçiriyorum katlamadan. Şöyle geçirdim. Bir katını kullanacağım. Buradan başlamış, yana doğru ilerlemiş. İlkini yakın mesafede batırıyorum. Daha sonra arkaya çeviriyorum. İpimi birbirine bağlıyorum. Şöyle. Üç dört düğüm atıyorum.
Bu benim tekniğim. Belki daha kolay bir yöntemi vardır. Bilmiyorum. Şöyle ucundan kesiyorum. Ve bu şekilde başlıyorum. Şimdi ileriden çıkartacağım. Bakın en son buraya batmıştım. Şurada bir yarım çarpı gibi bir şey var. Aynı yerden çıkartmıyorum. İleriden çıkartıyorum. İlerideki motif şurada bir yerde bitiyor. Şu an uyduruyor da olabilirim. Şablona göre çıkartıyorsunuz. İleriden çıkartıyorum. Geriye batıyorum. İlk çıkarttığım yer burası. Bunun ilerisinden çıkartacağım. Buraya batacağım. Şöyle geliyor. İleriden çıkartıyorum. Buraya batıyorum. Geriye geriye, ardına ardına gittiğin için iğne ardı deniliyor. Şablona bağlı kalmadan yapıyorum şu an. Kafam karışıyor çünkü. İleriden çıkartıyorum. Geriye batıyorum. Bu şekilde iğne ardınızı yapıyorsunuz. İki birim sağa, bir birim yukarı gitmiş. Sonra ileriden çıkartıyorum. İki sağa, iki yukarıdan çıkartıyorum. Buraya batıyorum. Şuradan çıkartıyorum. Buraya batıyorum. Yani bu şekilde işliyoruz. Bunun da esprisi budur. İğne ardından başka olarak bir de yarım çarpı var. Yarım çarpıyı da şu şekilde yapıyorum. Şuraya kaba taslak göstereceğim. Mesela şurada bir kutucuk olsun diyelim. Büyük bir çarpı yapıyorum daha rahat görün diye. Şöyle çarpımı yaptım. Şu taraftan yarım bir çarpı olsun istiyorsa şu hizadan çıkartıyorum. Ve hemen şunun altına en yakın mesafeye batıyorum. Yarım çarpı. Aslında yarım da değil. 4'te 3'ü kadar bir çarpı. Normalde bir çarpı yapmak için şöyle göstereyim. Çarpımın şöyle olduğunu varsayalım. 1, 2, 3, 4 tane böyle yarım yarım çizgiler var değil mi? Burada 4 tanesi var. Burada 4 taneden 1, 2, 3 tanesi var. 4'te 3'ü şeklinde olduğu için buna da yarım çarpı veya 3 bölü 4 veya 4'te 3 çarpı olarak geçiyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bu da şablonlarda belirtiliyor yarım çarpının olduğu kısımlar. Bir diğer tekniğimiz de Fransız düğümü. Bu aslında bir nakış tekniğidir. Ama bazen böyle ince saplı çiçeklerin ucuna böyle minik minik boncuk gibi işlemeler yapılır. Onları da Fransız düğümüyle yapıyorlar. O da şablonlarda yine gösterilir iğne ardı gibi. O da nokta nokta şeklinde gösterilir. İğnemi çıkartıyorum. Şuraya sabitlenmiş olarak varsayalım. Şöyle şu kısımdan 1-2 santim uzaklıktan parmağımla tutuyorum. İğnemi de şöyle getiriyorum. Etrafından sarıyorum. 1-2-3 3 veya 4 tane sarın isteğinize bağlı. Daha sonra çıktığım deliğin aynısına batırıyorum. Bu ipi bırakmıyorum. Hafif çekiyorum. Çok çekersem iğnem oradan geçmeyecek. Hafif hafif çekiyorum. Ve düğüm oluşmuş oluyor. Çok sert çekmeyin yoksa arkadan çıkacak. Bir tane daha yapayım. Şöyle. Aynı deliğe batırıyorum. Hafifçe çekiyorum. Bir yandan da iğneyi çıkartıyorum. Bu şekilde de düğümümü oluşturuyorum. Aklıma gelen teknikler bu kadar. Umarım faydalı olmuştur. Umarım bir şeyler öğrenebilmişsinizdir ve sıkılmamışsınızdır. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.